Arkadaşlar merhaba piyasada yeni kitaplardan endemin bir testiyle daha karşınızdayız. İlk sorumuzdan başlayalım. 270 çarpı x, x pozitif olmak üzere bir tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Hemen 270'i çarpandan ayıralım arkadaşlar. 27 çarpı 10 diye düşünsem 3'ün küpü çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 dediğimizde bir tam sayının karesi olduğuna göre arkadaşlar şuradan kesinlikle bir tane 3 eklemeliyiz ki 3 üzeri 1 ile çarptığımızda 3 üzeri 4 gelsin. 2 üzeri 1'imiz olmalı ki 2'nin karesi gelsin. 5 üzeri 1'imiz olmalı ki 5'in karesi gelsin. Çarptığımız zaman yani 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'in karesini elde etmiş olalım. Çarptığımız sayı 3 çarpı 2 çarpı 5 olduğu için en küçük alabileceği değer 30 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İfadeyi tam sayı yapan x tam sayı değerlerini toplamış. Şimdi arkadaşlar burada ee, şunu bir ayıralım önceki. Şuraya hemen bakın x var. 3x var diye ya. 3'ümü yazıyorum. Çizgimi çekiyorum. x eksi 4. 3x eksi 12 artı 60 yapmak için benim kaç eklemem gerekiyor? 72 eklemem gerekiyor. Demek ki burada ee, şeye bakmam lazım. Tam sayı yapan x tam sayı değerlerini toplamak açtı demiş. 72'nin bölenlerine bakacağım. Doğru mu arkadaşlar? Yani 72 bölen sayılar olacak burada. Onlar bu ifadeyi tam sayı yapmış olacak. Burada şuna dikkat edebiliriz. Bakın 72'nin çarpanlarını ben bir ayırayım. 2'nin küpü e, çarpı 3'ün karesi. 3'ü bir e arttırdım 4. 2'yi bir e arttırdım 3. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi normalde burada 72'nin bütün bölenlerini topladığımızda 0 gelir. Ama x eksi 4'ün 72'nin bölenlerini vermesini istiyorum. Mesela bakın şimdi normalde x olsaydı burası x'in yerine ben örnek veriyorum 72'nin bölenlerini düşünün. 9 da yazabilirdim. Eksi 9 da yazabilirdim. Ama şimdi burası x eksi 4 olduğu için x eksi 4'ü 9'a eşitlediğimde x ne gelir? 13 gelir. x eksi 4'ü eksi 9'a eşitlediğimde x ne gelmiş olur? Eksi 5. 13 eksi 5 daha ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bakın 8 gelmiş oluyor. Yani bütün bu karşılıkta zaten herhangi bir sayı içinde değil mi? Bütün bölenlerin toplamı sıfırdır. Neden? Aynı sayının pozitif de var, negatif var. Ama burada biz x eksi 4'leri 72'nin bölenlerine eşitlediğimiz için burada bakın her Eşitlediğimizde dediğimizde 9-9 gibi karşılıklı pozitif negatif olarak eşitlediğimizde e, ve bu ikisini topladığımızda 13-5 daha kaç gelecek mesela? 13-5'den 8. Örneğin x-4 eşittir 72'nin başka böleni olan 24 olsun. Bir de x-4 eşittir eksi 24 diyelim. Buradan kaç gelecek x? 28 gelecek. Buradan kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 20. Yine topladığımda kaç olacak? Yani 8. Bu sefer toplamların her birinin toplamı 0 değil de her birinin toplamı 8 gelecek. Toplam kaç tane benim bölenim var? 12 pozitif, 12 negatiften bu şekilde ikili ikili 12 tane grup yapabilirim. Her birinin toplamından 8 geleceğine göre 12 çarpı 8'den bu toplam bana kaçı verecektir arkadaşlar? 96'yı vermiş olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. X olsaydı toplamlar 0 olacaktı. X eksi 4 olduğu için her bir aynı sayının pozitif negatif e, ee, olanla eşitleyip bulduğumda her bir toplam 8 geliyor. 12 farklı çarpan var. 12 kere 8'den 96 elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. 360 sayısını tam olarak bölen 12 tane tek tam sayı. 360'ı çarpanlarına ayıralım. 360 eşittir. 36 çarpı 10 diyelim. 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. 12 tane tek tam sayı bölünü vardır var, vardır diyor. 2'yi hiç düşünmeyeceğim. Şu 2'yi 1 arttırdım 3. Bunu 1 arttırdım 2. 3 kere 2 6. 6 tane pozitif 6 tane negatif var. Demek ki 12 tane tek tam sayı bölünü var. Doğru. 12 tane 5'in tam katı olan pozitif tam sayı bölünü var. 5'i kenara koydum. 5'in dışındakilerle yazdıklarımı adedini hesapladığımda ve bunları da 5 ile çarptığımda her biri 5'in katı olan pozitif bölünü olacak. 5'i hiç düşünmediğimde 3'ü 1 arttırdım 4. 2 1 arttırdım. 3 4 kere 3'ten kaç geldiğini 12 tane pozitif bölen geldi. Tamamını sorsaydı 24 tane olacaktı. 18 tane pozitif çift tam sayı vardır diyor. Çiftleri hesaplamak için şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamından tekleri çıkartalım. Tamamı kaç yapıyor? 4 kere 3 12 12 çarpı 2'den 24. Tekler kaç taneydi arkadaşlar? 3 kere 2'den 6. 24'ten 6 çıkartsam 18 tane pozitif çift tam sayı böleni gelir. 360'ın. Demek ki verilenlerden hepsi doğruymuş arkadaşlar. 600 bölü x ve x bölü 15 sayıları birer pozitif tam sayı olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar bizim bulacağımız x 15'in katı olan ve 600 bölen bir sayı olmalı. 600'ü şöyle ayırırsak 3 çarpı 2 çarpı 100 desem 100'ü de 2'nin karesi çarpı 5'in karesi yazsam yani 2 üzeri 3 çarpı doğru mu? 2 üzeri 3 5'in karesi çarpı 3 üzeri 1 15'in katı olacak ya bir 3'ü bir 5'i aldım geriye ne kaldı arkadaşlar? 2'nin küpü çarpı 5'in karesi vardı bir tanesi gitti 5 üzeri 1 kalmış oldu. Şunu 1'e arttırdım. 4. Şunu bir arttırdım. 2. 4 kere 2'den kaç tane geldi? 15'in katı olan 600'ün bölünü. 8 tane gelmiş oldu arkadaşlar. Hem 15'in katı hem 600'ün bölünü. Bir pozitif A tam sayısının her bir asal bölününün karesi A sayısını tam bölünüyorsa A sayısına güçlü sayı denir. Mesela 8'in asal bölünü 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. 8'i böldüğü için olur. Örneğin e, kaçı düşünelim? 9 e, ya da 27. 27'nin asal bölünü 3. 3'ün karesi de bir böler. Bu şekilde en küçük e, güçlü sayının rakamları toplamı karşısında iki basamaklı diyor. Arkadaşlar işin içinde bence e, bir tane asal üzerinden gitmemiz lazım. En küçüğünü aradığımız için 2'nin karesi üzerinden gidelim. 2 e, iki ve 2'nin karesini içeren ve aslında içinde başka da bir asal gelmeyecek değil mi? Başka bir asal gelirse işler değişir. Mesela bir de 3'ü eklesek bu sefer 3'ün karesini de bölmeli. Sayıyı büyütmüş oluruz. Bence 2'den hareket etmemiz lazım. 2 i̇ki ve 2'nin karesini düşünürsek bunun içine 2'nin küpünü de katalım. Hani bakın bu sağladı mesela zaten örneği oradan vermiş. Ben bence 2 üzeri 4'ü alırsam 16 hem 2'yi böler hem de neyi bölecektir arkadaşlar? 2'nin karesini. 16'dan önceki 2 basamaklı sayıları düşündüğümde 15, 14, 13, 12, 11 ve 10'u düşündüğümde bunların hiçbiri verilen kuralı zaten sağlamaz. Demek ki aradığım sayı kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. 16'nın rakamları toplamı da kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. 80 sayısını tam olarak bölen pozitif tam sayıların toplamı verilmiş. Pozitif tam sayıların çarpımı asal sayıların çarpımı. Öncelikle 8, 80 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Asal sayıların çarpımı 2 kere 5'ten 10'dur. Bu doğru. Aslında şunların formülleri var. Yazılabiliriz arkadaşlar. Çok bence sıkıntılı bir şey değil. Şu ikincinin formülü şöyleydi sanırım. 80 üzeri pozitif tam sayısı, tam bölen sayısının yarısı. Mesela burada pozitif tam bölen sayımız kaç geliyor? 5, 2, 5 kere 2'den kaç geliyor? 10. 10 bölü 2 kaç yapar? 5. Demek ki 80 üzeri 5'miş. Yani şu pozitif tam sayıların çarpımı verilen bir sayının pozitif tam verilen bir sayı tam olarak bölen pozitif tam sayıların çarpımı bir formülü var. Yani sayımız A olsun. A üzeri pozitif tam bölen sayısının PTS yazalım. yarısı. Bu şekilde hesaplıyoruz. Burada o sağlamış oluyor. Zaten 10 tane oluyor. 10 bölü 2'den 5. Ya da yazılabilir tabii. Bu da doğru oluyor. Pozitif tam sayıların toplamında bir formülü vardı. 2 üzeri 4 dediği zaman Burada başlıyoruz. Şu şekilde yazıyoruz. 2 üzeri 4'ten başlıyorum. Artı 2 üzeri 3. Artı 2 üzeri 2. Artı 2 üzeri 1. Artı 2 üzeri 0. Çarpı 5 üzeri 1 ya. O da 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 0. Buradan kaç gelir? 16, 24, 28, 29, 30, 31 gelir. Pardon. Buradan kaç gelmiş oldu? 31 gelmiş oldu. 5 üzeri 1, 5. Bir daha 6. O da 6. Buradan da kaç geldi arkadaşlar? 186'yı elde etmiş olduk. Demek ki bu da doğru. Her üç bunların doğruymuş arkadaşlar. Sayısını tam olarak bölen kaç farklı tam kare sayı vardı demiş. Tam kare dediği zaman hareket noktamız şu olsun arkadaşlar. Önce bunu bir toparlayalım. 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. 2 üzeri 1. Neden böyle yazdım? Bak şunları bir sayı kabul edeceğim. Bunların hepsi tam kare zaten. 15 üzeri 6'yı da 3 üzeri 6 ya. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 gibi düşünün. Bir de 5 üzeri 6 var. 5 üzeri 2, 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 olarak düşünün. Hepsini ben tam kare olarak alırsam ve sayıların bundan üzerine hareket ettirirsem çarptığım her sayıda tam kare olur. Yani şunu bir A sayısı gibi düşünün. Bunu bir A sayısı. Bu tam kare olmadığı için bunu almayacağız. A buradan, A buradan ne oldu bunlar? A kare, B, B, B dersem B küp, C, C, C dersem de C küp. Aslında hep bunlar üzerinden sanki bu işte dördü bir sayı gibi, dördü bir sayı gibi, dokuzu, dokuzu, dokuzu bir sayı gibi, gibi düşündüm. Burada da beşin karesi, beşin karesi, beşin karesi. Yani yirmi beşte, yirmi beşin küpü geldi. Dokuzun küpü evet. geldi, dördün karesi geldi. Bunlarla çarptım, oluşturdum. Her sayı zaten otomatikman tam kare olmuş olacak. Çünkü bunların her biri de kendi içinde tam kare zaten. Şunu bir arttırdım, üç. Şunu bir arttırdım, dört. Şunu bir arttırdım, dört. Dört kere dört, on altı. On altı kere üçten 48 olarak tam kare sayılarını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet sayılarını tam olarak bölen kaç farklı tam ki bu sefer de küplere bakacağım. 5 üzeri 10 demiş şöyle yazacağım 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 6 üzeri 6 da 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 diye yazdım. Bu 5 üzeri 3'ün 3. kuvveti çarpı 5 üzeri 1. Bunu 2 üzeri 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 3'ün karesi dedim. Sanki şunu bir sayı gibi düşündüm. A küp. Şunu görmüyorum küp olmadığı için. Şu B kare. Şuradan ne gelecek? C kare. Şunu bir arttırdım. 4. Şunu bir arttırdım. 3. Şunu bir arttırdım. 3. Bunları çarptığımda 36 olarak tam küp sayı elde edebilirim diye bulacağım arkadaşlar. Tabi burada e, tam küp dediği için e, az öncekinde kare diyordu pozitif aldık. Tam küp dediği için bir de bunun negatiflerini alabiliriz. 36 tane pozitif olarak var. 36 da negatif olarak geldiği zaman 72 olarak çıkacak arkadaşlar. Özür dilerim. Doğru cevap bu değil. 36 çarpı 2'den 72 olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Ee, evet. <laughs> bir sayma sayısının iki katı bu sayının pozitif tam bölenlerinin toplamından büyükse bu sayıya yetersiz sayı denir. Mesela 4'ün iki katı 8, 4'ün bölenleri 1 artı 2 artı 4. Bu 8 7'den büyük olduğu için yetersiz sayı diyor. Bu bir yetersiz sayının tüm pozitif bölenleri 1, 3, x ve y. Şimdi işin içinde 1 var, 3 var, x ve y var. Bir bunlardan biri yani mesela burada yeni bir asal eklenebilir. Bence o şekilde düşmüş. Mesela x asal olacak. Bu da ikisinin çarpımı olacak. Zaten başka bir 3'ün karesi falan girerse için içine daha fazla olması gerekir. Bence bu asal olacak. Şu da mesela ne eşit olacak arkadaşlar? 3 x'e eşit olmuş olacak. Burada en azdır kaçtır demiş. Şöyle düşünelim. 1 var işin içinde. 3 var. Doğru mu? Ee, bunun yanına biz mesela 2 eklesek. Diğer sayımızda kaç olur? 6 olur. Sayımız 6. Altı. 6'nın iki katı ne yapar? 12 yapar. 6'nın bölenler hepsi burada yazıyor. 6, 3 daha 9, 11, 13. 12 yaptı. Yani 12 eşit 12 çıktı ama büyük olması lazımdı. Demek ki buradan 2'yi almayacağız. Başka bir şey deneyeceğiz. Asal deneyeceğiz dedi arkadaşlar. O zaman şeyi seçelim. 5'i seçelim mesela. 1, 3 diyelim. 5 zaten 4. sayımda kaç olacak? 3 kere 5'ten 15 gelecek. 15'in iki katı ne yaptı? 30 oldu. Bakalım 15, 5 daha. 20, 23, 24. 30 büyüktür. 24 de sağlamış oldu. Demek ki bizim aradığımız sayı burada 5 bu da 15'miş. Demek ki biz x'e 5 demiş olduk. Y de 3 x'ten 15 oldu. 15 artı 5'ten cevabımız kaç geldi arkadaşlar? 20 olarak bulunmuş oldu. 100 sayısını tam olarak bölen tam sayıların toplamı sıfırdır. Doğru değil mi arkadaşlar? Az önceki bir sorumuzda demiştik. Hani toplamda 72 bölü x eksi 4 vardı. Orada çözmüştük pozitif sayı aynı sayının pozitif ile negatifin toplamı 0 olmalı ama burada eksi 4 yazdığı için toplamları 8 geliyor diye. Normalde burada 100 direkt 100'ü verdiği için tam sayıların toplamı kaçtır? 0'dır. Bu doğru olmalı arkadaşlar. Asal sayıların toplamı 100 e oluşturan asallar 2'nin karesi 5'in karesi olduğu için 2 ve 5'ten 7. Asal olmayanın toplamı da bunun negatifi oluyordu. Yani 7'nin eksilisi oluyordu. Kaç oluyordu yani? Eksi 7 doğru. Demek ki doğru cevabımız E olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 14 arasında 896 ile tam olarak bölünebilen kaç farklı doğal sayı Yani şöyle istiyor. 896 bir çarp ayıralım arkadaşlar. Burada belli ki onunla alakalı bir şey olacak. 2'ye böldüğümde ne gelir arkadaşlar bunu? 448 gelir. Bir daha 2'ye böldüm. 224 geldi. Bir daha 2'ye böldüm. 112 geldi. 2'ye böldüm. 56 geldi. 56'yı 8'e böldüm. 7'yi 7'ye böldüm. Buradan da 1 geldi. 1, 2, 3, 4, 3 de burada 7. Demek ki 896 neymiş? 2 üzeri 7 çarpı 7. O zaman diyor ki 2 üzeri 12 küçüktür. 896K diyeceğim. Onun yerine 2 üzeri 7 çarpı 7K küçüktür. 2 üzeri 14 diyorum. Şunları sadeleştirsek 2 üzeri kaç kalır? 5 küçüktür. 7K küçüktür. 2 üzeri kaç kalır? 7 kalmış olur. 2 üzeri 5 kaç arkadaşlar? 32. Şöyle yapalım. Küçüktür 7K. Küçüktür 2 üzeri 7 kaç oluyor? 128. Yani 32 ile 128 arasında 7'nin katı olan kaç tane sayı vardır diye soruyor arkadaşlar. 128'i 7'ye bölsek arkadaşlar. 128 bölü 7. Ne gelir? 1 kere 7, 7. 58 ile 7, 8 kere. Buradan 18 geldi. Bir de 32'yi bölelim. 7'ye 4 gelir değil mi? 18 buradan 4 buradan 18'ini alacağız 4 tanesini almayacağız çünkü bundan küçük kalacak 18 eksi 4'ten 14 farklı 7'nin katı olan sayı varmış bu aralıkta arkadaşlar. Son sorumuza gelelim değişik bir soru bir dolapta yan yana sıralı üzerinde 1'den 50'ye kadar numaraların yazılı olduğu çekmeceler varmış arkadaşlar. Şimdi bu çekmeceleri 50 kişi şöyle bir işlem uyguluyormuş. Birinci kişi bütün çekmeceleri açıyormuş. İkinci kişi ikinin katı olanları eğer açıksa kapatıyor, kapalıysa açıyor. Üçüncü kişi üçün katlarından açık olanları kapatıyor, kapalı olanları açıyor. Bu şekilde 50. kişiye kadar gidiyor. En son kaç tane çekmece açık durumda kalmış olur diyor. Şimdi arkadaşlar bence bu çok değişik bir soru. Ben şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle düşündüm aklınıza yeterse. İlk açma işlemiyle başlıyoruz ya. Birinci işlem, ikinci işlem, üçüncü işlem. Yani şimdi ilk açma ile başladığımızda eğer herhangi bir sayıya iki kez işlem uygulanmışsa o kapalı olacak. Üç kez işlem uygulanmışsa açık olacak. Bir kez işlem uygulanmışsa açık. İki kez işlem uygulanmışsa kapalı. Üç kez işlem uygulanmışsa açık. Dört kez işlem uygulanmışsa kapalı diye gidecek. Yani herhangi bir sayıya çift adette işlem uygulanırsa kapalı. Tek adette işlem uygulanırsa açık olmuş olacak. Tekrar söylüyorum. İlk açmayla başladığı için daha sonra e, örneğin 6'yı düşünelim. 6 şimdi 1'in katı olduğu için açılacak. 2'nin katı olduğu için kapanacak. 3'ün katı olduğu için açılacak. 6'nın katı olduğu için kapanacak. Şimdi 6'yı bir saniye 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 diye yazabiliriz ya. Şunu bir arttırdım 2. Şunu bir arttırdım 2. 2 kere 2'den kaç gelmiş olacak? 4. 6'nın 4 tane böleni olduğu için 4 de çift sayı olduğu için bu tabi böyle gidiyor 5, 6 diye. 6 ne yapmış olacak arkadaşlar? En son kapalı olmuş olacak. Yani bizim şuradaki pozitif bölen sayısını tek olarak elde ettiğimiz zaman mesela açık ya da açık kapalı açık olacak ya da açık kapalı açık kapalı açık diye gelmiş olacak arkadaşlar. Demek ki biz bir sayı 50'ye kadar olan sayıları düşündüğümüz zaman zaten ya bir asal sayıdır ya iki tane sayının çarpımıdır ya ikinin kuvvetlerini düşünürsek en fazla 2 üzeri 5 olabilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunları düşüneceğiz bence. Pozitif bölen sayısı tek olmalı diye düşüneceğiz. Peki pozitif bölen sayısının tek olması için zaten iki tane asalın çarpımı şeklinde ise mesela A çarpı B şeklindeyse A üzeri 1, B üzeri 1 şunları bir arttırdığımızda buradan 2 gelir. Buradan 2 gelir. Ne yapıyor? 4 geliyor. Bence burada zaten iki sayının çarpım şeklinde olanlar hiçbir zaman olmayacak. Çünkü onlar çift. Burada bence asallardan hareket etmeliyiz. Mesela bakın e, asalları düşündüğümde 7'yi düşünün. 7 üzeri 1'de 1'i 1, 1 arttırdığımda 2 geliyor. O da kapalı oluyor. Çünkü pozitif bölen sayısı 2 oluyor. Bence tam kare sayıları düşmemiz gerekiyor. Neden? Mesela 25'i düşünün. 25 5'in karesi ya. 25'in pozitif bölen sayısı kaçtır? 2'yi 1 arttırdığımızda bakın 3'tür. Açık kapalı. En son ne kalmış olur? Yani açık kalmış olur. Bence burada hareket noktamız tam kare sayıları olmalı. Ya da kuvveti çift olan. Mesela 16 gibi düşünün. Hani 2 üzeri 4'tür ya. Ama zaten 2 üzeri 4'ün dışında burada bir sayı yok. 3 üzeri 4 zaten 50'yi geçiyor. Demek ki bizim burada bakmamız gereken sayılar arkadaşlar tam kare olan sayılar olmalıdır diye düşünüyorum ben. Tam kare olan sayılarımız kaç var? 1 var. 4 var yani 2'nin karesi. 9 var 3'ün karesi. 4'ün karesi 2 üzeri 4 oluyor. O da 4 olduğu için bunu sağlamış oluyor. 5'in karesi. Şimdi 6'nın karesine baktığımız zaman arkadaşlar 6'nın karesi 36. Bunu nasıl yazarız? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 diye yazmış oluruz. Doğru mu arkadaşlar? Ondan sonra 7'nin karesine baktığımızda 7'nin karesi de bunu sağlamış olur. Doğru mu? Şimdi 2'nin karesi 3'ün karesini yaptığımız zaman burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Şunu bir arttırdık. 3 bakın bunu da bir arttırdık. Kaç geliyor yine? 3. 3 kere 3'ten kaç oluyor? Bu da 9 olduğu için bu da sağlamış oluyor. Yani şunların ikisine de birer attığımda tek sayılar geliyor. Teklerin çarpımı 9 o da tek sayı veriyor. Ne demiştik? Pozitif bölen sayısı tek olanlar açık kalacak. Çift olanlar kapalı kalacak. Demek ki burada sağlayanlar arkadaşlar bu tam kare sayılar olacak. 1 zaten sadece açık. 2 şunu bir attırdım. 3 tane böleni var. 3 tane böleni var. 5 tane böleni var. 3 tane böleni var. 3 tane böleni var. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı için bu çekmeceler açık kalmış olacak. Diğerleri için çekmeceler kapanacak. Doğru cevabımız kaç olmalı yani arkadaşlar? 7 olmalı. Soruda anlaşılmayan kafa karıştıran bir yer varsa mesaj atarsanız, yorum yazarsanız orada tekrar daha açıklayıcı bir şekilde bu soruyu ayrıca çözebiliriz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.